ve Siyaset Söyleşileri serisinin ilk konuğu Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Menderes Çınar. Konuğumuz bugün bize 80'lerden itibaren yeniden yükselişe geçtiğini varsayabileceğimiz ve temelde siyasal bir ideoloji olması nedeniyle geleneksel İslam'dan farklılaşan İslamcılık konusunda Türkiye ve Malezya örnekleri üzerinden giderek karşılaştırmalı bir perspektif sunacaktır. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Türkiye hakkında çok az değil aslında hiç konuşmayacağım. Ancak bir şey bazı geliyor mu ses? Bazı karşılaştırma noktalarına işaret ederek sizin sonuçlar çıkarabileceğiniz bir sunum yapacağım. Ve sadece Malezya değil, Mısır hakkında da konuşacağım. Hatta ilk önce Mısır'dan başlayacağım ama ilk önce İslamcılıkla ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Yani karşılaştırmalı İslamcılık çalışabilmek için ilk önce İslamcılığın zamana ve mekana göre değişebilen bir siyasal hareket olduğunu varsaymanız gerekiyor. Bunun anlamı şu, İslamcılık İslam'dan çok içinde bulunduğu bağlamdan etkilenen bir harekettir. Yani elbette İslam dininden feyiz alıyor, ondan etkileniyor ama İslamcılığın karakterini belirleyen şey İslam dininin kendisi değil, içinde bulunduğu siyasal, ekonomik, toplumsal bağlamdır. Dolayısıyla İslamcılık tarihsel bir hareketidir. Tarih içinde değişir. Zamana ve mekana göre değişir. Şimdi Mısır'da Müslüman kardeşler, Türkiye'de milli görüş. Malezya biraz daha karışık bir ülke. Daha sonra söyleyeceğim ama PAS ve UMNO. Bunlardan PAS İslamcı olan hareket. UMNO Malay ırkının partisi. Bunlar üzerinde konuşacağım. Mısır'dan başlayalım. Mısır'dan Müslüman kardeşler belki bütün dünyanın en eski ve en etkili İslamcı hareketi. 1928 yılında anti-sömürgeci bir gündemle kuruluyor. Kurucusu Hasan el-Benna diye bir öğretmen. Anti-sömürgeci bir gündemle kuruluyor dedim. Çünkü Mısır 1956 yılına kadar fiili olarak Britanya sömürgesi durumda. Yani yarı bağımsız bir ülke diyelim. Britanya ülkeyi işgal etmiş durumda. Süveyş kanalını kontrol ediyor. İletişimi kontrol ediyor. Ülkedeki Hristiyan azınlıktan hamisi durumda. Dolayısıyla bu gerekçeyle Mısır siyasetine müdahale edebiliyor. 1928 yılında Hasan el-Benna Müslüman kardeşlere anti-sömürgeci bir gündemle kuruyor. Britanya işgalinin Mısır'ın ilerlemesinin ve Arap-Müslüman birliğinin önündeki en büyük engel olduğunu söylüyor. Ve bu çerçevede o an için ülkeyi yöneten iktidarda olan, tırnak içinde iktidarda olan biraz sonra söyleyeceğim nedenlerle batıcı seküler seçkinleri eleştiriyor. Ve süreç içinde aslında İslami çerçeve hakim hale geliyor. Bunun nedeni şu, bunu kısaca anlatayım. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerin iddiaları biraz daha geçerli hale gelmeye başlıyor. Mısır 22-52 yıllar arasında 30 yıllık süreçte liberal tecrübe diye bir tecrübeden geçiyor. Bu dönem Mısır'ın biraz önce söylediğim gibi Britanya işgalinde olduğu, anayasal monarşi olduğu ve çok partili rejim hakim olduğu bir dönem. Dolayısıyla seçimler yapılıyor. İşte anayasa yürürlükte nispeten çoğulcu bir siyasal ortam var. Bu dönemin milliyetçi, seküler, modernleşmeci, batılılaşmacı gücü Vafd Partisi diye bir parti. Kısmi bağımsızlığa neden olan
1919'da bir ayaklanma var. Orada yatıyor kökeni Vakıf Partisi'nin. Vakıf Partisi bu 30 yıllık dönemde bütün seçimleri kazanıyor. Hakim parti durumunda. Fakat sadece 7 yıl yönetebiliyor. Nedeni böyle bir yetkisi olan kralın Vakıf Partisi hükümetlerini görevden alması, parlamentoyu feshetmesi ve kalan sürelerde yani Vakıf Partisi'yi görevden aldıktan sonra ülkeyi büyük toprak sahiplerinin hakim olduğu bürokrasiyle birlikte yönetmesi. Burada bürokrasiye büyük toprak sahiplerinin hakim olduğunun altını çiziyorum. Dolayısıyla milliyetçi bir güç olan Vakıf Partisi, aynı zamanda batılılaşmacı tabii, ülkeyi yönetemiyor, bağımsızlık mücadelesini olumlu bir şekilde sonuçlandıramıyor. Üstelik bu süreçte Vakıf Partisi'nin bazı laikleştirici diyebileceğimiz adımları kral tarafından El Ezer Üniversitesi diyelim, Mısır'da çok önemli bir dini kurum, bütün dünyada önemli bir dini bir kurum ve Müslüman kardeşlerin desteğiyle veto ediliyor. Dolayısıyla Vakıf Partisi ne batılılaşma reformlarını gerçekleştirebiliyor ne de ülkeyi bağımsızlığa kavuşturabiliyor. Sonuçta İslamcı çerçeve o 50'li 30'lu yıllara geldiğimizde Mısır'da kabul görüyor. Bunun yansıması aslında 1923'te İslam'ın devlet dini olarak tanınması. Dolayısıyla bundan sonra İslam bir meşruiyet kaynağı haline geliyor. Aynı zamanda bu liberal tecrübe sonucunda batıcı veya batılılaşmacı seçkinler, batılılaşmacı ideoloji birbiriyle bağlantılı bunlar, güvenirliğini yitiriyor. Başka bir sonucu da bu şeyin, liberal tecrübenin, İslamcılığın doğduğu dönem bu liberal tecrübe dönemi, 28 yılında İslamcılık doğuyor, 22-52 arasında liberal tecrübe var. Kurucu bir iktidar ve kurucu bir ideoloji yok Mısır'da liberal Müslüman kardeşler doğduğunda, yani İslamcı hareket doğduğunda. Bu yani Türkiye ile karşılaştırma yapabilmeniz açısından anlamlı. Modern Mısır'ın kurucusu aslında Nasır. Nasır 1952 yılında bir darbe ile iktidarı ele geçiren ve Hür subaylardan biri. Hür subaylar 52 yılında darbe yaptıktan sonra bütün siyasal partileri kapatıyor. Krallığı lağvediyor. Ve Mısır'ı yeniden kuruyor. Aslında Nasır 56'dan itibaren iktidarda. İlk başta Necip diye bir lideri var. Bu Hür subayların darbesine Müslüman kardeşler başlangıçta destek veriyor. En azından Nasır gelene kadar Hür subaylarla Müslüman kardeşler arasında bir işbirliği var. Nasır Mısır'ı üçüncü dünyacı, antibatıcı, milliyetçi bir ülke olarak kuruyor. Yalnız burada üçüncü dünyacı, antibatıcı dilinin hakim tonu İslami. Ve kendisi de bir miktar İslam'ı devlet kontrolüne alarak seferberlik aracı haline getiriyor. Bunu iki şeyle yapıyor. Yani bir Müslüman kardeşleri gayrı meşrulaştırmak için. İkincisi de uluslararası arenada bir tırnak içinde düşman olduğu Arap krallıklarını gayrı meşrulaştırmak için. Mesela şöyle bir şey yapıyor. Yüksek İslam Konseyi diye bir İslam söyleyeyim. Vakıflar Bakanlığı'nın kontrolünü alıyor. Yani bu İslam'ı devlet kontrolünü alma adımının bir örneği. Bu Vakıflar Bakanlığı içinde Yüksek İslam Konseyi diye bir
konsey kuruyor. Bu konseyin genel sekreteri daha sonra kendisinden sonra başkan olacak Enver Sedat. Ve bu konseyin işte bir şey yayınlamasını sağlıyor. Kitapçık. Kitapçığın başlığı işte şeytanın kardeşlerine dair dini görüş. Bu burada doğrudan Müslüman kardeşleri hedef alan bazı argümanlar var. Şeytanın kardeşleri de Müslüman kardeşler oluyor burada. Dini devlet kontrolünü alma çabaları içinde Elazer Üniversitesi'ni devlet üniversitesi haline getirmesi, tarikatlar yüksek konseyinin kontrolünü alması ki konseyin bütün üyeleri hükümet tarafından atanıyor. Ve anayasadaki din, İslam devletin dinidir hükmünü koruması sayılabilir. Nasr'ın bu İslamileşme politikalar dışında önemli bir mirası herhangi bir kurumsallaşmaya gitmemiş olmasıdır. Bu da Türkiye ile karşılaştırıldığında önemli bir fark. Nasr eğer bir miras bıraktıysa bu başkan odaklı ya da başkanlık monarşisi sistemidir. Yani bu işte babadan oğula geçmeyen krallık gibi bir şey. Kendisi mesela 3 tane parti kuruyor toplumla ilişki kurabilmek için. Bunların hiçbiri başarılı olamıyor. Hepsi çöküyor. Dolayısıyla Nasr sadece orduya dayanan yani gücünün temeli ordu alan ve yukarıdan aşağıya işleyen, tepeden inmeyecek bir ilişki biçimi kuruyor ve bu sistem Mısır'da Nasır'dan sonra da devam ediyor. Gerçek ve kalıcı mirası bu. Yani başkan odaklı sistem. Nasır'ı takip eden Sedat biraz önce söylediğim gibi Yüksek İslam Konseyi'nin eski genel başkanı ve dindar başkan olarak biliniyor. Bir asker, Mısır'ın bütün başkanları asker. Sedat da İslamileştirme politikaları izliyor. Mesela 1971 ve 80 yılında iki kez bu İslam devletin dinidir ilkesine içerik kazandırıyor. 71 yılında şeriatı yasamanın başlıca kaynaklarından biri haline getirerek, 80 yılında da şeriatı yasamanın başlıca kaynağı haline getirerek. Müslüman kardeşlere karşı toleranslı bir Müslüman kardeşleri tolerans gösteriyor. Daha önce tutuklanmış bulunan Müslüman kardeşleri salıveriyor. Aynı zamanda Müslüman kardeşlerin üniversitelerde İslami öğrenci dernekleri kurmasını sağlıyor. Bu yani işte o zaman gündemde olan sol komünizm tehlikesine karşı geliştirilmiş bir politika. Dolayısıyla aynı zamanda anti-sol bir gündem. Sedat aynı zamanda Mısır'da çok partili hayatı yeniden tesis ediyor. Yalnız bu tabii büyük rezervasyonlarla yeniden kurulmuş bir çok partili hayat. Kendisinin kurduğu Ulusal Demokrasi Partisi diye bir parti var. Bu parti hegemonik bir parti oluyor. Hegemonik partiden kasıt şu, yani kalan bütün partiler Ulusal Demokrasi Parti'nin kolları, sadık muhalefeti, iktidarını tehdit etmeyecek partiler. Buna yönelik de bazı düzenlemeler yapıyor. Yani sistem Ulusal Demokrasi Partisi'nin her zaman iktidar olmasına yol açacak şekilde düzenleniyor. Mesela Mısır'da işte seçimler serbest seçimler değildir. İçişleri Bakanlığı'nın kontrolünde yapılır. İşte muhaliflerin seçim kampanyası yürütmesi çok zordur. Muhalif partilerin ya da adayların seçmenlerinin oy vermesi zaman zaman zorlaştırılır. Adaylar veya seçmenler seçimden önce tutuklanır, alıkonulur.
falan. Ayrıca seçim kayıtları yani seçmen kütükleri falan hepsi İçişleri Bakanlığı'nın dolayısıyla iktidar kontrolündedir. Benzeri bir şekilde siyasi partiler yasası da bir partinin kurulabilmesi için önce devletten izin alabilmeyi gerektiriyor. O da yani onunla ilgili kurumda Ulusal Demokrasi Partisi'nin kontrolünde olan bir kurum. Sedat'ı takip eden Mübarek yine bir asker ve Sedat'ın yardımcısıydı. İslamileştirme politikalarına devam ediyor. Mübarek döneminde seküler otoritenin kontrolünde olan birçok mesele dini otoritenin kontrolüne geçiyor. Mesela Eliezer'in sansür yetkisi, filmleri, işte kitapları, çeşitli sanat eserlerini sansür etme yetkisi genişletiliyor. Burada mübarek rejimiyle Müslüman kardeşler arasında bir dönem en azından bir işbirliği oluyor. Şöyle bir anlaşma var. Müslüman kardeşler formal olmayan siyaset alanlarında etkili olmaya, genişlemeye, serpilmeye devam edecek. Bunun karşılığında rejimin iktidarını, rejimi tehdit eden bir muhalefet yapmayacaklar. Mesela işte neoliberal politikalar izleniyor. Bunun olumsuz sonuçlarını fazla dile getirmeyecekler. Bunun gibi bir durum var. Ama bu ilişki zaman zaman Müslüman kardeşleri bastırma şekline de dönüşüyor. Dolayısıyla şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani Nasır, Sedat ve Mübarek dönemlerinde Müslüman kardeşler siyasi bir parti değiller hiçbir zaman. Biraz sonra söyleyeceğim. Ama hep siyasetin bir parçasılar ve rejimle ilişkileri işbirliği, baskı, tolerans şeklinde devam ediyor. Biraz önce Sedat'ın Müslüman kardeşleri serbest bıraktığını söylemiştim. Mesela neden tutuklandığını söylemedim. Müslüman kardeşlerin tutuklanmasının nedeni Nasır'a yapılan bir suikast girişimi. Nasır bunun arkasında Müslüman kardeşlerin olduğunu düşünüyor ve hareketi bastırmaya başlıyor. Şimdi Mısır'da fiili olarak tek parti rejimi var ve en güçlü örgüt siyasi parti olmasa da Müslüman kardeşler. Müslüman kardeşler gerek konumu nedeniyle, gerek siyasi parti olamaması nedeniyle, gerek rejimin baskısı nedeniyle güçlü bir muhalefet yapamıyor. Başka güçlü bir muhalefet de yok. Dolayısıyla Mısır'da toplumsal tepkilerin kanalize olabileceği bir kurumsal düzenleme yok. İşte parti siyaseti düzgün değil, sivil toplum örgütleri yok falan falan. Bu durum Mısır'da biriken toplumsal tepkinin toplumsal protestolar şeklinde tezahür etmesine neden oluyor. Bunun en bilinen örneği, yani tabii devrimden önce en bilinen örneği 2004 yılındaki kifaye hareketi, yani yeter hareketi. Bu bir protesto hareketi. Örgütlü değil, sadece işte rejimden yani mübarekten de değil, var olan düzenden huzursuzluğu ifade ediyor. Benzeri bir protesto hareketi 2011 yılında devrimle sonuçlanıyor. Yani mübarek rejimi yıkılıyor. Bunun neden 2004'te değil de 2011 yılında yıkıldığı sorusu önemli. Bu protesto hareketin mesela başlangıçta Müslüman kardeşler desteklemiyor, sonra destekliyor. Kifaye hareketinde de Müslüman kardeşlerin yani bir liderlik rolü yok. Sadece unsurlardan biri. 2011 yılındaki gösterilerin mübarek rejiminin yıkılmasıyla sonuçlanmasının bence iki nedeni var. Birincisi bu göstericiler zaman içinde tecrübe ve bilgi kazanıyorlar. Daha hazırlıklı gösterilere girişiyorlar. Mesela belki
takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Bu göstericiler Sırbistan'da Milosevic'i deviren gençlerle protesto hareketiyle işbirliği yapıyor. Onlardan gidip ders alıyorlar. Bizzat Belgrad'a gidiyorlar. Bu Milosevic'i deviren grup şiddet içermeyen eylem örgütü veya eylem merkezi diye bir merkez kuruyor. Buradan işte yani polise karşı nasıl direnecek, gösteriler baskılar karşısında nasıl devam ettirecek falan bazı şeyler öğreniyorlar. Dolayısıyla 2011'deki protestoların bir süreklilik kazanmasını sağlayabilecek kapasiteye erişiyorlar. Bunun dışında ikinci neden ve bence daha önemli neden Mübarek rejiminin temsil ettiği iktidar bloğu içeriden çözülmeye başlıyor. Bunun da temel nedeni yani yaşlanmakta olan, hasta olan Mübarek'in yerine kimin geçecek? Burada Mübarek ve yakın arkadaşlarının diyelim ajandası oğlunun geçmesi, oğlu Cemal Mübarek. Fakat Cemal Mübarek'in şöyle bir sıkıntısı var. Yani temsil ettiği siyaset itibariyle şöyle bir sıkıntısı var. Cemal Mübarek daha globalleşmeci, daha neoliberal, işte finans kapitalden yana yerleşik hem Ulusal Demokrasi Partisi'ndeki hem de ordudaki yerleşik çıkarları tehdit eden başka bir çıkar grubunu temsil ediyor. Dolayısıyla Cemal Mübarek'in iktidara gelmesini istemeyen geniş bir grup var. Hem Ulusal Demokrasi Partisi'nde hem orduda. 2010 yılında yapılan seçimler çok yani Mısır'da zaten hiçbir zaman düzgün seçim yapmadı ama yani şeylerin hilelerin çok yaygın olduğu, en azından bizim o kadar yaygın olduğunu görebildiğimiz seçimler. Bunun böyle olmasının nedeni bizzat Ulusal Demokrasi Partisi'nden işte Cemal Mübarek'in yükselmesine karşı olan, Cemal Mübarek'in partiye ele geçirmesine karşı olan grupların bu hileleri işte kayda alıp mesela YouTube'a koyması veya basına duyurulması gibi falan durumlar var. Dolayısıyla iktidar bloğu içeriden çözülüyor ve 2011'de gösteriler olduğunda ordu işte şeyi bastırmak için harekete geçmiyor gösterileri. Bu da Mübarek rejiminin çözülmesinin esas nedeni aslında. Çünkü daha önce söylediğim gibi Nasır'dan itibaren Mısır'da iktidarın temeli aslında ordu. Şimdi bu 2010 seçimleri şu açıdan önemliydi. Mübarek'in son dönemiydi. Yani 2010 seçimlerinde oluşan parlamento işte Mübarek'ten sonrasını belirleyecek parlamentoydu. O yüzden bütün o düzensizlikler falan duyuruldu. Şimdi Mısır'la ilgili Müslüman kardeşler hakkında birkaç şey söyleyerek bitireceğim. Biraz önce söylediğim gibi en örgütlü toplumsal grup Müslüman kardeşler. Bunu biraz belki siyasal parti olarak örgütlenmemiş olmasına borçlu. Ve siyasal parti olarak örgütlenmemesinin tek nedeni rejim değil. Bizzat hareketin kurucusu olan Hasan el-Benna Müslüman kardeşleri işte aşağıdan yukarıya İslamileştirme hedefine sahip bir hareket olarak kuruyor. Kültürel İslamileşmeyi öngörüyor. Ve şeyin Müslüman kardeşlerinin en önemli görevinin iktidarı ele geçirmek değil, terbiye olduğunu söylüyor. Yani terbiye işte İslami ahlaka sahip olması falan. Bundan sonra yani toplum İslamileştirildikten sonra eğer Müslüman kardeşler iktidar olursa o zaman iktidar yozlaştırmaz gibi bir anlayış var. Onun dışında iktidar yozlaştırır gibi bir anlayışı var Müslüman kardeşleri. Bir başka neden, yani bunun iki nedeni olabilir bu parti siyaseti karşıtlığının. Birincisi parti siyaseti İslam'a aykırıdır.
tevhid ilkesi gereği. Yani en azından bu parti siyasetine karşı çıkarken öne sürülen gerekçelerden biri bu Müslüman kardeşler tarafından. İkincisi de Müslüman kardeşlerin doğduğu dönemde, yani Birinci Dünya Savaşı sonrası döneminde Mısır'da parti siyasetine karşı olumsuz bir tavır var. Müslüman kardeşlerin parti siyasetini kabul etmesi 1995 yılında olmuştur. 1995 yılında parti siyaseti kabul edilebilir bir şey unsur olarak Esen Eryan diye bir Müslüman kardeşler lideri tarafından kabul edilmiştir. Şimdi burada şöyle bir sorun var. 1928'den bu yana hep siyasetin parçası ama parti değil. Zaman zaman partileşme çabaları oluyor. Yani erken dönemde de oluyor. Mesela 50'li yıllarda da oluyor. Ama bu hareket içinde bölünmeye neden oluyor. Mesela 50'li yıllarda hareketin lideri olan Hudaybiye bu şey genel kılavuz diyorlar hareketin liderine. Müslüman kardeşlerden parti kurmak isteyenler olunca istifa ediyor. Söylemek istediğim şu, çok köklü bir hareket ve içinde birkaç nesil barındırıyor. Bu siyasallaşma meselesi hareket içinde bir gerilim meselesi. Yani genç nesil ile yaşlılar arasında siyasal parti kurup kurmama hususunda 90'lı yıllardan itibaren ciddi bir çatışma var. 90'lı yılların sonunda Vasat Hareketi diye bir hareket gelişiyor ve yani Müslüman kardeşlerin içinden Vasat Partisi diye bir parti çıkıyor. Genç nesil bunlar. Bu Vasat Partisi'nin partileşmesi tabii biraz önce söylediğim gibi rejimin iznine bağlı. Rejim buna izin vermiyor. Biraz da Müslüman kardeşlerin desteğiyle izin verdi. Yani Müslüman kardeşler rejimin bu partinin kurulmasına izin vermemesini istiyor. Yaşlı kesim. Fakat bu yani Vasat Hareketi'nin çıkmasından da anlaşılacağı gibi hareket siyasallaşmadıkça bölünmeye başlıyor. Genç nesil ve yaşlı nesil arasında. Devrimden sonra bu süreç biraz daha hızlanıyor. Bundan önce tabii bu gerilim 2004 yılında mesela Müslüman kardeşlerin bir hani program diyebileceğimiz bir doküman üretmesine neden oluyor. İşte siyasal gündemimiz nedir falan diye. Bu partileşmenin ilk işareti olarak anılıyor ama yine yani partileşme konusunda ciddi çekinceleri var yaşlı neslinin. Devrimden sonra tabii bu süreç biraz daha az sürdürülebiliyor. Artık bir karar vermesi lazım. İki nedenle. Bir, devrim yeni fırsat alanları yaratıyor. Artık yani eski rejim yok. Ortam biraz daha müsait. İkincisi, bu fırsat alanları genç nesil için daha çekici. Bölünmeler hızlanıyor. Mesela Müslüman kardeşlerin liderlik kadrosundan olan kişiler Müslüman kardeşlerden izin almadan, o hiyerarşiyi takip etmeden parti kurabiliyor. Ondan bağımsız başkanlığa aday olabileceğini söylüyor. Böyle iki parti var mesela Altayyar ve Nahda diye. Bunlar Müslüman kardeşler partileşmediği için ya da partileşmede yavaş davrandığı için önde gelen Müslüman kardeşler üyeleri tarafından kurulmuş partiler. Al-Futuh diye bir Müslüman kardeşler var. Müslüman kardeşler üyesi var. O da yani başkandan Müslüman örgütten bağımsız olarak aday olacağını söylüyor. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Yani mesela devrim başladığında Müslüman kardeşler işte parlamento seçimleri yapılırken en fazla %50 sandalye için aday göstereceğiz. Başkanlık için aday göstermeyeceğiz falan gibi demeçlerde bulunmuşlardı. Fakat bunların hiçbirini tutmadılar. Şimdi söyleyeceğim ya da söylemek istediğim nedenle tutamadılar. Parlamento seçimleri için
sandalyelerin %70'incisi için aday gösterdiler ve başkanlık seçimlerinde de bir adaylar var. Bu yani böyle konuşup sonra farklı hareket etme, 50-77 aday göstermeyeceğiz, aday gösterme. Müslüman kardeşlerin bir oyunu, bir takviyesi falan gibi değil de bu siyasallaşma çabası olarak ya da siyasallaşma sürecinin sıkıntıları, yarattığı gerilimler olarak düşünülmeli. Sonuç itibariyle söyleyeceğim Müslüman kardeşlerle ilgili. Mesela Türkiye ile karşılaştırdığınızda tam olarak siyasi bir hareket değil Müslüman kardeşler. Siyasi bir gündemi, programı, ajandası tam olarak oluşmuş bir parti, şey değil, hareket değil. Müslüman bundan sonra siyasallaşmaya başlıyor ve bundan sonrası çok ilginç olacak. Takip etmek gerekiyor. Mısır'ı böyle kapatayım. Malezya biraz karışık bir ülke. Şu anlamda karışık. Hem federal sistem var Malezya'da, üniter bir sistem yok. Hem de ülke etnik olarak bölünmüş durumda. %51 Malaylardan oluşuyor, %26 Çinliler, %7'si de Hintlilerden oluşuyor. Kalanlar da değişik gruplar. Şimdi burada kimin İslamcı olduğunu ayırmak zor. Yani Malaylardan konuşuyoruz tabii. Çinlilerden veya Hintlilerden değil. Çünkü Malay milliyetçiliğiyle İslam iç içe geçmiş durumda. Bütün Malaylar Müslüman. Malay milliyetçiliğinin önderleri Kaum Muda diye genç nesil anlamına geliyor Malayca'da. Bir takım insanlar, yani aydın, bizdeki aydınlara denk geliyor veya oranın aydınları. Bunların çoğu Kahire'de, El-Ezer'de veya Mekke'de yetişmiş insanlar. Dolayısıyla hem Vahabilikten etkileniyorlar hem de Orta Doğu'daki Pan-İslamist aktivizmden etkileniyorlar. Dolayısıyla Malay milliyetçiliğiyle etnik kimliğin içe geçmesinin böyle bir nedeni de var. Malayca'da mesela İslam dinine geçmek Malay olmak deyimiyle ifade ediliyor. Maşuk Melayu. Bu da dinin ne kadar Malay kimliğiyle iç içe geçtiğini gösteriyor. Aynı zamanda bu sistem, yani Malay kimliği, Müslüman kimliğinin iç içe geçmişliği çeşitli kurumsal, yasal düzenlemelerle sürdürülüyor. Mesela Müslümanlar için değiştirmek mümkün değil Malezya'da. Para ve hapis cezasına tabi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu durum, yani Malay olmakla Müslüman olmanın aynı şey olması, Malezya'daki tartışmanın Malezya devletinin seküler bir devlet mi, İslami bir devlet mi olacağı tartışmasından ziyade ne türden bir İslami devlet olacağı tartışmasıyla sonuçlanıyor. Dolayısıyla Malezya'da siyasetin dini özellikle Malaylar açısından oldukça İslami. Ve bu nedenle hangi partinin biraz önce söylediğim gibi olduğunu, İslami olduğunu söylemek zor. Ama Malezya'nın İslamcı partisi hangisidir derseniz Pan Malay İslamik Partisi'dir. Kısaltması da PAS. Malayların diğer partisi, Birleşmiş Malayların Ulusal Örgütü, UMNO, izlediği politikalar itibariyle PAS'tan daha az İslami ya da İslamcı değildir. Ama teknik olarak Malezya standartlarında belki seküler bir parti. Şimdi PAS 51 yılında kuruluyor. Malezya'nın bazı eyaletlerini uzun süredir yönetiyor. Bunlar Kuzeydoğu'daki eyaletler. İki tane aslında bunlar. Kenan'dan getiren Mergul diye. PAS'ın 1981 yılına kadar solcu, popülist, Malay milliyetçisi bir dili var.
Ve UNO'nun, yani Maraylan diğer partisinin liderlik yaptığı bir seçim koalisyonunun, Barisan Nasyonal diye, yani Ulusal Cephe diye bir seçim koalisyonunun içinde. Belki biliyorsunuzdur, Enver İbrahim diye bir Malay siyasi lideri var. Bu Malezya İslami Gençlik Hareketi'nin başkanı aslında. 69 yılında kurulmuş, çok önemli bir hareket. Bu kişinin, Enver İbrahim'in PAS'a değil de UNLO'ya geçmesi üzerine PAS doğrudan UNLO'yu hedef almaya başlıyor. Şimdi bunun anlamı şu, etnik olarak bölünmüş bir toplum dedim Malezya. Malayların diğer ırklara karşı, Çinlere ve Hintlere karşı, özellikle Çinlere karşı, çünkü onlar ekonomide hakim grup, bir birleşik cephe oluşturması gerekiyor. Şimdi PAS'ın UNLO'yla yaptığı daha önceki işbirliği ya da yumuşak muhalefeti bu etnik ayrım nedeniyleydi. Ama Enver İbrahim'in UNLO'ya geçmesinden sonra doğrudan UNLO'ya meydan okumaya başlıyor. Bundan sonra da bu 1980'li yılların başı oluyor. Bundan sonra da Malezya'da ciddi bir İslamileşme süreci başlıyor. UNLO eliyle. Federal hükümet giderek artan oranlarda İslam'la ilgilenmeye ve onu kontrol etmeye başlıyor. İslamileşme politikalar izliyor. Mesela 2000 yılında, ki fazla uzak değil, federal hükümetin İslami ortodoksiyi belirleme kapasitesi ve dini faaliyetleri belirleme kapasitesi artırılıyor. Bazı eyaletlerde sapkın heretik Müslümanların zorla alıkonularak doğru yola getirileceği inanç rehabilitasyon merkezleri kuruluyor. Şeriat mahkemeleri paralel mahkemeler haline getiriliyor. Yani buradan kastım şu, şeriat mahkemelerinin aldığı kararlar federal mahkemeler tarafından denetlenemiyor. Dolayısıyla tamamıyla bağımsız paralel mahkemeler haline getiriliyor. Bu 1988 yılında oluyor. PAS ile UNLO arasındaki rekabette PAS UNLO liderlerini ve seçmenlerini kafir, cehenneme gidecek kişiler olarak ilan ediyor. UNLO taraftarı imamların arkasından namaz kılınmamasını salık veriyor. Hatta bir aşamada yani onlar UNLO taraftarlarının katlinin vacip olabileceğini bile söylüyor.